Arkadaşlar. Arkadaşlar üniversitedeyim. İtalya'ya gitmeden önceki son seminerim. Havada o kadar güzel ki dışarıda. Bu arada üniversiteye gidiyoruz. Neyse. Şimdi şu aletlerle şunu elektronik cihazlara yakınlaştırdığınızda onların titreşimlerini duyabiliyorsunuz. Hoca şimdi şey verdi, görev verdi. Böyle gidip farklı objeler bulup, elektronik eşyalara bunu tutup, dinleyip butonları kaydedeceğiz. Böyle birazcık saçma bir şey ama yapacak bir şey yok. Ama burada ışık var mesela. Şimdi ben bunu ışığa tuttuğumda ışıktan gelen titreşimleri bunun sayesinde duyabiliyorum. Böyle bir şey. Ben sesini aldık. Hoca dedi gidin dedi. Metroyu çekin dedi. Bunları böyle tutuyoruz havada. İnsanlar da bize deli gibi bakıyor. Şöyle yapıyorsun bak. Şu kabloyu böyle havaya tutuyorsun. Çok acayip sesler duyuluyor. Her yer full. Bugün Almanya'nın en sıcak günü. Berlin'in 35 dereceyi gördü. Gerçi tabii çok az güneş var ama yine de buna da şükür. Ne diyelim? Burada artık insanlar azaldı, daha rahat bisiklet sürebiliyoruz. Burada bisiklet sürmeye gideceğiz ama hala çok fazla insan var sağda solda. O yüzden iki bisiklet de ben aldım. Şimdi burada birazcık yürüyoruz. Bilmiyorum 500-600 metre falan gideriz herhalde. Baksana denize girecek yok, suya girecek yer yok. Millet burada bu boşlukta hemen atlıyor. Neyse işte burada bisiklet sürmek mümkün değil. Elle sürüyoruz. Ondan sonra bir 500-600 metre sonra tura başlayacağız. 9.8 veya 10.2 öyle bir şey. Yani 10 kilometre burası totalde. Güzel olacak ama güneş gitti ya. Daha sadece 3. Biraz güneşleniriz falan diye düşünüyorduk. Güneşlenmek biraz yalan olacak. Neyse yapacak bir şey yok. Almanya böyle. Bulabildiğimiz kadar. Beide das auch wirklich wollen, weil klar. Wenn dann einer da ist, der es eigentlich nicht wollte. Aber es ist halt richtig blöd, weil wenn du das möchtest, dann ist es ja so deine Leben. Abi bu hava olmamalıydı ya. İnanılmaz büyük bir hayal kırıklığı. Bisikletleri çıkardık, buraya eşyaları getirdik. Vivi ile gidiyoruz yani, kalmayacağız. Bayağı insanlar hala geliyor da. Hiçbir manası yok. Bir de yağmur gösteriyor zaten. Yağmur yağacakmış. Buradan kaçar biz. Yolculuk bugün başlıyor. İlk defa Sicilya'ya gideceğim. Çok merak ediyorum. Herkes yemekler, hava, deniz, insanı, pazarı, her şey çok meşhur dediler. Bu arada biz bayağı yaklaştık. Berlin Flughafen Terminal 1 diyor. 2'de binmemiz gerekiyor. Bakalım yolculuk burada itibaren başlıyor. Abi yazık ya. Adam çöpleri karıştırıyor burada 2 saattir. Bir şey de bulamadı. Şimdi şöyle çöpleri atmaya gitti. Geldik şimdi en az 2 saat burada oturacağız arkadaşlar. Bunlar da herhalde güneyden falan geliyorlar. Herkes şort tişört olduğuna göre kuzeyden alamaz. Biz şu an 32-33'teyiz. Epindirirseniz Ryanair'ın hemen nerede beklemeniz gerektiğini söylüyor size. Kısa bir köşe buldum. Hem de dedim birazcık sohbet edelim. Şimdi videolar birazcık geriden geliyor. Aslında tam geçen seneden bu zamana kadar bir sene içinde Kolombiya'ya gittim. Kolombiya'da Karayipler'e gittim. Karayipler'den tekrar Bogota, Kolombiya'nın başlarına geri döndüm. Buraya Almanya'ya geldim. Sonra Türkiye'ye gittim. Tekrar Almanya'ya geldim. Sonra Barcelona'ya gittim. İspanya'ya. Ondan sonra orada kalıp bir de Türkiye'ye gittim. Bir hafta orada kaldım. Sonra Almanya'ya geldim. Şimdi Sicilya'ya gidiyorum. Sonra döneceğim Almanya'ya. Bir hafta sonrasında tekrar İtalya'ya, Roma'ya gideceğim falan filan. Yani bir sene içinde inanılmaz yol yaptım. Onunla da ilgili çok bambaşka bir video başlığı altında bir şeyler anlatacağım. Böyle Almanya'ya geldiğimde hep hayalimdi yani. En çok istediğim şey böyle dünyanın her yerine
istediğim zaman gidebilmek, gezebilmekti. İşte ne bileyim, hani pasaport, vize problemi falan yaşamadan. Neyse, onun teması bambaşka bir şey. Onu o konu videoda anlatacağım yani. Şimdi kanala birincisi reklamları kapatıyorum. Çünkü kanalın tamamen yani hobi, böyle hani benim gibi olan insanlar izlesin istiyorum. Çok büyütme veya oradan bir kazanç etme gibi bir amacım yok. Bayağıdır yoktu zaten ama artık komple hobi şeyine, hobi tarafına geçiyorum. Yani reklamları da kapattım, hiçbir gelir istemiyorum. İstediğim, yani az çok sevdiğim müzikleri falan koyabilmek istiyorum. Telif hakkı yemeden. O yüzden hani en azından videoları desteklerseniz, yorum yaparsanız, beğenirseniz falan bayağı değil de algoritmine birazcık yardım olur yani. Bu aklınızda olsun. İkincisi, biraz kendi durumumla ilgili sohbet edeceğiz. Bir şeyler size söyleyeyim. Şimdi geçen sene ben tam lanet matematik sınavını verdim. Arkasından pat diye tezi verdim. Çünkü öncesinde bir sene bir kaybım olmuştu. Geçen yazda bu ikisini birden verince, bir de hiç tahmin etmiyordum. Master'dan birkaç dersi aldım derken beni sistem tekrar pat master ikinci sömestre attı. Yani master birinci sömestre okumadan master 2 oldum. Önümüzdeki kış dedim yani şimdi neydeyiz? Yuli'deyiz. Temmuz, Ağustos, Eylül'de zaten Master 3 oluyorum. Sonra bir sömestre daha gidiyorsun, Master bitiyor. Yani bir sene kaybetmişken o lanet matematik sınavı yüzünden, sonra hiç beklemediğim ödev, yani işte sınavları kazanıp ödevleri de hızlı verince böyle pat birden Master 1 yerine Master 2'ye beni geçirdiler. Tabii ki o dersleri verdim yani. Böyle çok hayatımda hızlı geçişler oldu yani. Hani bir sene o kadar ülke değiştirdim, kız arkadaşım değişti. Victoria'la iyiydik ama olmuyordu. İşte ayrıldık. Şimdi Viviana'yla muhteşem gidiyor. Neyse, demek istediğim hani bir senede çok ülke değiştirdim. Bachelor'dan tamamen Master'ın ortasına geldim. Şimdi 2 ay sonra Master'ın son 2 semestri kalmış olacak falan. Böyle çok çok fazla şey yaşandı. Çok fazla sınav yazdım. Çok fazla ödev yazdım. Şu bana tecrübe oldu hayatta. Hani sohbet bir köşeye geçeyim de sohbet edelim diye çektiğim için söylüyorum. Yani insan gerçekten hayatta ne, yani ne olacağını bilemiyor. Nereden vakit kaybedeceğini veya vakit kaybediyor gözükürken vakit kazanacağını tahmin edemiyor yani. Bu bir sene bana inanılmaz şoklar yaşattı. Daha aslında bu daha detaylı da anlatabilirim ama detaylarla boğmak istemiyorum. Yani özet olarak hem kendi yaşlarımda genç arkadaşlara söyleyeceğim. Abi hiç gerçekten kafaya takmamak gerekiyor arkadaşlar. Beklemediğin yerden para da geliyor. İşte vakit kazandım diyorsun, bir sene kaybettim derken pat bir bakıyorsun bir sene kazanıyorsun. Benim öyle oldu. Uzuyor zannederken şimdi zamanında bitecek üniversite falan filan. Daha iş değişikliği oldu. Geçen sene çalıştığım okulu bıraktım. Yıllardır çalıştığım özel okulu bıraktım. Artık özellerde çalışmayacağım. Kendime bir piyano sınıfı öğrencileri, yani öyle deniyor, bir kuracağım. 6-7 kişi özel ders alacağım. Çok arkadaşım istiyordu ama Berlin'de yerlerimiz uzak. Ben kimsenin evine gidemem. Onlar da hafta içi çalışıyorlar. Bana gelmeleri zor. Dedim size gelirsem çok yüksek bir fiyat olur. O da size itici olur. Bir iki kere kabul ederseniz üçüncüde gözünüze batar bu fiyat dedim. Ama neyse, ilerisine yönelik 6-7 tane özel öğrenci alacağım. Piyano kendime, zaten herkes çok fazla soruyor. YouTube videolarından da çok görülüyor. O anlamda yardım oldu yani YouTube bana. Yine hiç beklemediğim yerlerden insanlarla tanışma fırsatı doğurdu bana YouTube. Aa, seni ben falancadan tanıyorum. Aa, sen kimsin? Aa, böyle böyleyim falan derken güzel arkadaşlıklar edindim. Son 1,5 senede yine YouTube üzerinden, yani insana Instagram'a giriyorlar, Instagram'a bana yazıyorlar, onlara cevap verince falan filan. Tabii herkesle olmuyor da, herkese diyalog da tutmuyor. Ama işte böyle hani güzel diyaloglarım da oldu. Bir senede yeni arkadaşlar edindim, değişik insanlar tanıdım falan filan. İşte abi tahmin edemeyeceğim çok şey oldu ya. Hani o özel okulu hiç bırakacağımı tahmin etmiyordum. Geçen sene devlet okulunda çalıştım, okulu değiştirdim, başka devlet okulunda çalıştım. Sonra orada hiç beklemediğim kadar saat
hani daha fazla yüksek saatte çalıştım. Tabii gelir ona göre çok daha arttı. Ama o artınca aynen 8 tane seminerim vardı üniversitede. Beynim yandı. Yani haftalık 14 saat, pardon, haftalık 16 saat üniversite, 8 seminerden hepsi haftada 2 saat. 16 saat üniversite, bunlara da en az 10 saat evde hazırlanma, 26 saat. 14 saat ilkokulda farklı sınıflarda çalıştım. O 14 saatin de aşağı yukarı yalnız bir 8 saat hazırlaması var. 14 saat 8, 22. Üniversitede toplamda 26, 26 artı 22, 48, 50 saati yakınında. Ve manyak bir tempoda geçti. Nasıl geçti, nasıl yaptım bilmiyorum. Bugün son gündü. Hepsini yaptım, bütün sınavları verdim. Tahmin etmiyordum. Hatta Viviana'da çok manyakça bir tempo baktım. Yani sonra ortasında tıkanıp kalma hani falan demişti bana. Yok abi, oldu, hepsi oldu. Yani nasıl oldu ben de bilmiyorum ama oldu ve manyak bir dönem atlattım arkadaşlar. Daha neler neler oldu da yani. İşte bakalım, Sicilya'ya gidiyorum. İlk defa gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Bayağıdır da sohbet videosu da çekmedik. Özledim yani. Instagram'dan çok yazışıyorum. Instagram'a gelin. Orada daha sık yapıyoruz böyle. En azından yazanlara cevap veriyorum. Komik şeyler oluyor falan filan. Bakalım, bayağı uzun bir İtalya videosu süreci olacak. Ondan sonra da Kolombiya videolarını editleyeceğim. Evet, geçen sene gittim. Geriden geliyor. Ama o anılarımı da yüklemek istiyorum. Dediğim gibi tam ayrıldığımız döneme denk geldi. Sonra da işte Viviana ile tanıştım. O arada dediğim gibi sınavlarım da vardı. Videolar yüklenmedi. Böyle biraz geriden artık anı olarak gelecek onlar. Buradan söylemek istedim. Neyse, Viviana da çok yalnız bıraktım. Şimdilik sohbet kısmı böyle. Videonun devamı İtalya'da devam edecek. Gecikeceğiz. En az 1,5 saat gecikeceğiz. Zaten akşam 1.30'da oraya varacaktık. Ekstra taksi ayarlamıştık. Saat 2.30'u bulacak. Hemen Airbnb sahibini aradık. O adam bizi taksiyle gelip alacak. Ona ekstra taksi parası vereceğiz, 100 euro. Çok dik özür dileriz. Geceyi bulacak, 2.30'u bulacak. Bir de oraya gideceğiz, gece 3.30'u bulacak. Olur mu falan filan. Adam dedi, ben zaten düşünmüştüm, tahmin etmiştim. Problem değil. Bunu da kapatıyorlarmış. Başkasının elinde gördüm. Dedim ki, Vivi atla hadi git dedim. Bul pommes falan bir şey tatlım. Gitti buldu, aldı bunları. Artık gececeyiz. Bayağı bir burada vakit geçireceğiz. Abi İtalyanlar aynı bizim, hiç sıra mıra girme kültürü yok adamlarda. Kaldır küldür herkes herkesin önünde. Abi Sicilya'ya indik. Bana en önden yer çıkmıştı burada. Şimdi Viviana'yı bekliyorum. Arkadan gelecek, kapıyı açmamışlar. O gelince aşağı ineceğiz. Bakalım, ilk Sicilya deneyimimiz başlıyor. Herkes benimle İtalyanca konuştu. Herkes İtalyan zannediyor. Arkadaşlar, yeni uyandım. Aslında 4 saatlik uykuya duruyorum. Burası bizim yeni mekanımız. Sicilya'dayız. Muhteşem, denize sıfır. Özellikle denize sıfır olsun istedik evi. Airbnb tuttuk. Muhteşem bir manzara. Sabah burada balıkçılar vardı hep. Zaten hala sabah da. Bayağı erken. Bugün çok erken başladı. İtalya'ya geldik. Devamını sonra çekeceğim. Bir önce göstermek istedim. Böyle bir giriş videosu olsun. Ama şunu söyleyeyim, gelir gelmez bana Türkiye'de olduğum hissini verdi yani. Evime gelmiş gibi hissettim ya. Ya bana bu güneş olması lazım, bu sıcak olması lazım. Muhteşem buralar. Gerçekten muhteşem. Daha valizleri falan açmadık yerde. Huzur. Dün de yanlış şampuanla yıkamışım saçımı. Böyle acayip karardı. Karardı diyorum, kabardı. Yeni uyandım.